Özenmek insanın tabiatında var. Gelişimin de bir unsuru biz gördüğümüzü arzularız. Yani birinde görürüz ve o bize bir özlem oluşturur. Özlediğimiz, öykündüğümüz, arzuladığımız kadar takdir etmeyi de becerebilirsek. Mesela sağlığını, işte gücünü, çevreni, seni seveni, senin sevdiğini, yani etrafındaki var olanı takdir etmeyi becerebilirsek özlediğimiz kadar. O zaman bu organik bir gelişim oluyor. Mesela bu bahsettiğin açlık sınırı altında yaşayan insan için de aslında geçerli. Orada da mesela maddi gücünü görüp tasdik etmekten öte orada çünkü güç diye bir şey yok, güçsüzlük var. Yapabilir olma halini, elinin iş tutabilme, hani hakikaten farklı bir şey yapabilme imkanlarını takdir etmek mesela burada çok önemli. Bir de yaşamını sürdürecek kadar gelirim var ama diyorsun ki benim neden bir maseratim ya da yatım olmasın diyebiliyor. Diğer insan der yani. Ama ya abi şurada şuyum var, burada bir işte eşim var, evladım var, ne bileyim arkadaşım var. Yani burada bunlar var ve bak bunlarla neler neler olabilir tarzı. Bir takdir kültürünü insan kendi içinde oturttuğu zaman bu bir şey olmuyor ki hani işçisin sen işçi kal da tutmuyor insan öyle bir şey değil bu. Takdir ettiğin zaman onlardan istifade edebilmeye başlıyorsun. Onu başka bir yere taşıyabiliyorsun. Sürekli özlemek kendi seviyene körlüğü getiriyor. Yani sen devamlı Ufka bakarken önündeki çukura çok rahat düşersin, önündeki engebeye çok rahat takılırsın. Burayı fark edebilmek bir insanın eğer gerçekten kimlik olarak, kişilik olarak bir başka seviyeye geçecekse tek bastığı yer, tek gerçek alanı burası ve şu alanı takdir etmeyi engelleyen bir devirde yaşadığımızı çoğu insan unutuyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Her an pompa, evet. her evet. an pompalanıyor bize. Sistem bunu gerçekten deforme etmeye dayalı. Tabii. Yani sistem bizim şeklimizi bozmaya ya da biçimlerimizi kötü değerlendirmeye dayalı. O yüzden bu biraz birey olarak buna dur deyip kendi kendi alanına sahip olup kendi sınıfsal toplumunun içerisinde de ekonomik olarak bu, bu yapıyı kollamak koşuluyla bunun dışında çok zor onu anlıyorum yani burada hiç bir şey daya yemeyelim çok haklı buluyorum yani hani bu ekonomik sınırın altındayken %100 çok çabalamak zorunda 100, kalıyorsun çok 100. da yani endişe verici oluyor. abi olabilir. zaten şöyle bir şey var önerdiğim aracın termikleri var mesela takdir etmek derken sen kendi çevrene bakıyorsun. Diyelim ki ben işte hayatını sürdürecek kadar kazanan, işte orta halin halli, üstünde bir insanım. E, takdir etmek derken etrafına bakıyorsun abi yakın çevrede. Yardıma ihtiyacı olan insanlar var. Elinden tutman gereken kişiler var. Oradan başladığın sosyal örgü, sosyal örgüye verdiğin destek, yanında belki yaşamını zorlukla idame ettiren birine göstereceğin bir yol, yapacağın basit bir destek her neyse, senin de onun da hayatını çok iyi yapacak. Biz o kadar bireysel düzeyde böyle Dünyayı yutmaya yönelik bir propaganda altında yaşıyoruz ki abi yanındaki batarken sen sınıf atlasan ne olacak o bacağından seni çekecek yarın bir gün yani sen bu mahallede bu zeminde yaşıyorsun herkesle beraber. Zaten endişe diye duyduğun yani ekonomik olarak bu sınırın üzerinde olmalı rağmen endişe, güvensiz hissettiğin alanın nedeni zaten bu Tabii dediğin ki. şey oluyor. Mesela bütün zenginler dikenli tel, alarm sistemi mecbursun yani bir bütüncül bir zenginlik değil ki bu. Bir de bu çok büyük bir yanılgı. Yani Mutlulukta da hep aynısını anlatırız. Temas ettiğin ve temas edebilme potansiyelin olan herkesin mutlu olmadığı bir dünyada mutluluk diye bir şey söz konusu olamaz. Haz mümkündür. Bir süre acısızlık mümkündür ama mutluluk diye bir sürdürülebilir hal yapamazsın. Çünkü sosyalsin abi öbürlerine bağlısın. Bir şekilde sosyal medyada göreceksin canını sıkacak. Gelip kapını çalacak canını sıkacak. Hastanede burnunun ucuna gelecek canını sıkacak. Yani bu senin hayatına bir şekilde dokunacak. O yüzden tekil yok. Tekil zenginlik, tekil refah, tekil mutluluk diye bir şey yok. Yeterince yaşayınca herkes bunu öğreniyor da propaganda arasında bunu söyleyince romantik duyuluyorsun. Öyle değil. Ee, bir de mesela söylerken rasyonel olmamakla suçlanıyorsun ya bu konuyla beraber. Ben bunun arka tarafını, bu antidepresan bizim en çok izlenen bölümlerden bir tanesi, arka tarafını oraya bağlıyorum. Yani hani abi rasyonel değilsin, o da öyle değil, bu başka bir deneyim bilmem ne dediğinde ne kadardır antidepresan kullanıyorsun diye soruyorum. <laughs> ya da ömrünün ne kadarında antidepresan kullandın. Çünkü o çelişki bu sonucu doğuruyor. Kesinlikle doğuruyor. Yani. yüz. Yani, ya bir de insanlar kendilerini bak yakalayabilirler mesela eskiden bende de vardı. İnşallah azalmıştır bilmiyorum. Ya mesela basit bir mevzudan bahsederken diyelim konu entelektüelse ya da işte varlıkla zenginlikle ilgiliyse masada mesela iki kişi konuşurken üçüncü, dördüncü, beşinci kişilerin isimleri tanıdık, bağlantı bilmem ne olarak çok fazla zikrediliyorsa yani falanca da arkadaşlarıma biz filanca mekan, biz falanca şey yani burada aslında kişi kendisine bir şey diyor. Ben burada yetmiyorum, bu muhabbeti ben götüremem arkadaşları davet ediyorum. Hatta bunların bir kısmı muhayyel arkadaşlar. Yani belki de çoğu Max zaman şöyle yok. diyordu falan. Ha, yani <laughs> onları masaya getiriyorum. Mesela kendi görüşüm bu dünyayla baş etmeye yetmiyor. Kendi e, sosyal seviyem işte istediğim etkiyi yaratmıyor. Kendi çekiciliğim bana da yetmiyor ki başkasına <laughs> yetsin falan filan gibi. Böyle bir kabul dışarıdan sürekli böyle ithal ve çoğu zaman da maalesef yalana dayalı bir şeyler eklemlemeyi gerektiriyor. İşte insan kendini burada yakalayabilir. Bu çok net. Çünkü konuşurken belki arada gider ama eve gidince ya da eve giderken otobüste tek başına güzelce yeme yedin 5 yıldızlı restoranda, Michelin yıldızlı restoranda eve belediye otobüsüyle dönerken ulan bunları dedik de şimdi yani falan. Orada düşündüğün zaman kendini yakaladın da işte bir fırsatın var. Ben mesela yani Ankara'da yalı olmadığı için öyle çok ekstra ortamlarda çok fazla bulunmamış. Sizin olabilir. de var, var artistik mükemmeliniz yapıyor. Bu var Ankara'da <laughs> mevcut ama. Yani özellikle bu entelektüel camiaya ilk böyle merhaba dediğim dönemlerde böyle artistik yapmaya kalktığım zamanlarda kendimi yakalamıştım. Yani bazı şeylerde kendimde olmayan yetkinlikler vehmederek, onu insanlara pazarlamaya çalışarak, bazı bilge insanların acıyan bakışları altında ama bilgeliklerinden dolayı fırça yemeden yırttığım zamanlarda. Hani ya bunlar mesela insanın kendini yakalayabileceği evreler ama işin kötü tarafı norma doğru gidiyor bu iş. Yani norm haline geliyor insanlarda. Mesela hiçbir şey yapmadan çok kazanabileceğine ikna olmuş çok insan var dünyada. Kameraya bakmıyorum yanlış anlaşılmasın. Kameranın Krak. arkasında akrabalar var. Yani Böyle bir şeyi biz pompalıyoruz bugün. Bak, Amerikan rüyası bunun çok güzel paketlenmiş versiyonudur. Amerikan rüyası ne der? Yeterince çalış, fırsatlara gözün açık olsun, sen de bir gün o evlerde, o hayatlarda yaşayacaksın. Bu yaşa arada olsun. Amerika'da dünya ortalamasına göre bu bir gerçek. Tabii tabii bu bir gerçeklik. Adam bunu da sisteme bağlamış. Çünkü. Evet, aynen öyle. Sistemin yatırımını tabii. öyle yapmış ama sistemin yatırımında aksayan nokta şurası. Şimdi dünyada bu işte atıyorum 200'de bir oranda gerçekleşirken Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekten 25'te bir oranda bayağı yüksek. Fakat o 25'in 10 tanesi çok kötü durumda. Yani mesela Amerika'yı gösterirken ki fotoğrafta bizim görmediğimiz ama hani Amerika'yı pratikleyince anladığımız Hani orada Giremeyeceğin yerler var. Giremeyeceğin adam. yerler var. Bu bunlar şey değil. Yani bir caddede, bir şehirde bir sokak değil. değil. yani bir, bir şehrin üçte biri, böyle dörtte biri, tamam. böyle falan diye bir şekilde. Yani, yani orada hakikaten canın burnunda yani evet, her an şey öyle. İşte bedeli olan şeyler bunlar. Yani bu kurgulanmış bilim kurgusal gerçekliğin bilim değil. Özür diliyorum bilim kurguculardan özür diliyorum burada. Saf kurgusal gerçekliğin hiçbir gerçek tarafı yok. Hayatta örtüşen bir tarafı yok. Yani burada işte biz bunu mesela böyle karşılıklı bir sohbette konuşuruz ederiz falan ama mesela bu sohbete iştirak eden de biz de en kolay hangi tuzağa düşeriz? Dışarıda masaya oturunca sınıf atlama çabasındaki insanı tanırız hemen. Onu tanımak zor değil. Bunun için çok zeka gerekmiyor. Hemen o böyle bir ekşi bir şey gibi kokusu gelir. Yani iter seni. Ama önemli olan sen kendini orada yakalayabiliyor musun? Mesela ben kendimi defaatle burada yakaladım, bastım. Yani sonuçta 10 milyonda olsa, 100 milyonda olsa masada oturup konuşurken korkmam. Çünkü şu anda bir bir şeye binaen onu istiyorum. Hakikaten real bir fikir var. Ama dün e, öyleydim ben de. Yani keşke şöyle bir şeyim olsa. Sonra hayat dedi ki bana niye olsun yavrum? Sen önce bir şey yap ondan sonra sana vereceğim. Yaptıkça veriyor. İster Allah de, ister sistem de, ister evreni yüce mimar de, ne dersen de sistem böyle.